1 Kasım 2023 Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Canlarım, bir tanelerim. Yine size sizi sevdiğim söyleyesim geldi. İyi ki varsınız. Kasım ayına da girdik. Kaldı şurada iki ay. İki ay sonra sene de bitecek. Yeni bir seneye gireceğiz inşallah. O günleri görebilirsek. İşte zaman göreceli bir şey. 2023'ten beklentimiz çoktu. Beklediğimiz şeylerin hiçbirisi gelmediği gibi bizden de çok şey götürdü. Sevdiklerimizi götürdü. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de benim. Önümüzde iki ay var senenin bitmesine ama iki ay işte zaman beklentisi göreceli bir şey. Yani kimine göre zaman çabuk geçerken kimine göre zaman hiç öyle çabuk geçmiyor. Ama iki ay uzun bir zaman yani hala uzaya çıkmamız için bir vakit var. Hala dünyada ilk ona girmemiz için de vakit var. Öyle baskette iki dakika bile çok uzun bir zaman yani. İki ayda bence aya maya gideriz yine ya bir şeyler olur yani. Değişen bir şey olmuyor ya. Bir şey değişsin istiyorum ama olmuyor yani. Böyle bir heyecanla geleyim karşınıza falan. Lan bu olmuş falan bu nedir ya falan. Değişen tek şey değişmeyen şeyler. Ben o zaman sesli gazeteye geçeyim. Siz de bir like atın güzel güzel. Son iki video çok öyle izlenmedi sanki diğerleri çok güzel izlediler de. Yani neyse artık hedefimiz 5000 oldu yani. 20 binlerden 25 binlerden geldik buralara. Onun için diyorum iyi ki varsınız yani. Hala sadıksınız Korsikalı Hıdır kanalına. Ee, bir like atın yine de. Bir like'ınızı evet. alırım. Ben de sesli gazeteye geçeyim. Hadi bakayım. Evet biz de uzun zamandır dünyada o kadar şey olup biterken savaşlar bilmem neler şunlar bunlar. Bu kız nerede diye çok merak ediyorduk. Tuğçe kas kafalı ortaya çıktı Tuğçe kazaz. <laughs> Mankenlikten derin analistliğe yürüyen bir kariyer. Herkes yapamaz. Herkes yapamaz. Herkese nasip olmaz. Yani ancak bu dönemde nasip olur. <laughs> Ama ben yine de empati kuruyorum kızla. Bence kız harcanıyor. CNN Türk'te şurada burada bu derin analizler yapan o adamlar var ya. Murat neydi o adam? Unuttum ama bir sürü vardı. 3-5 tane adam var. Bu arada bak Nedim Şener uzun zamandır piyasada yok sanki ya. Tabii çok enteresan. İyi, i̇yi olmaması güzel tabii ki. Her şeyle ilgili böyle her boka maydanoz olan, her şeyi bilen, bildiğini iddia eden, bildiğini sanan. Asıl cehalet de o. Cehalet zaten bir şey bilmezken çok şeyi bildiğini hatta hiçbir şeyi bilmezken senden başka herkesin senden daha az bildiğini düşünmeye de biz cehaletin farklı bir formu ve şekli diyoruz. <laughs> Bu da bugünümüzde ortaya çıkan işte onlardan bir tanesi. Dediğim gibi harcanıyor yani. İsrail'le alakalı nihayet bir yorumda bulunmuş. Bir de bekliyorduk yani ne diyecek filan diye. Demiş ki kurdu sahaya indirmeyin adam olsun İsrail. Kafamızı tepim tepim tasımızın kafamızın tasını kafamızın tasını Tepemizin tasımları öyle bir şey var duruttum ya attırmasın sahaya inersek çok pis olur. Amerika oraya girmez bilmem ne sanki yani futbol yorumu yapsan hadi yine diyeceğim yani böyle bir şey. Kurt'u sahaya indirmeyin diyor. Kurt sahaya indi ya biz kurt sahaya indi zannettik <laughs> it çıktı 24 saat sürede verdi sarayı fış fışı. 24 saat sürenin sonunda Ferdi Tayfurlu bir klip paylaştı ultimatum. buydu yani. Vallahi zorla dinletiriz size falan diye. Ondan sonra yetmedi bir daha bir 24 saat süre verdi. Ondan sonra ne oldu bilmiyoruz. Biz kaçırdık yani. Kaçırdık o askıda ekmek projeleri gibi. Bunların projeleri biliyorsunuz çok şey. Askıda ekmek diye bir proje yapmışlardı. Fakirler ekmek nelerden alsınlar falan diye. Ne oldu ona bilmiyoruz ya ne oldu vallahi. Neyse işte bu da öyle demiş. Yazık garibim yani gerçekten bence televizyonlara çıkmalı bu. CNN Türk'te şurada burada hem depremle ilgili konuşsun hem kadın hakları ile ilgili konuşsun hem devlet yönetimi hem mankenlik. Mankenlikten buralara gelen çok uzun bir kariyer. Herkese nasip olmaz arkadaşlar. <laughs> Ama siz yine de örnek almayın. Evet kabine toplantısı sona ermiş. Ümmetinin liderinin. Aman ne güzel. Ümmetinin lideri demiş ki savaşta bile hasta taşıyan ambulanslar vurulmaz. Altyapı çökertilmez demiş. Çökertilmez ama çökülür yani. Savaşta bile olmaz ama bir savaş bile yokken bile bir darbe bahanesiyle mesela biz kendi ülkemizde hastanelere okullara çöküyoruz yani. Çöküyoruz. Ve şunu diyor. İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırılarıyla çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8500 Filistinli şehit edildi. Tabii ki. Ama işte bununla alakalı bir şey bildirmesi gereken, böyle buna dikkat çekmesi gereken sen olunca orada bir iğritilik var yani. Orada bir eğriti duruyor yani. Ulan senin hapishanelerinde suçsuz insanlar plastik sandalyelerde ölüyor. Helikopterlerden insanlar atılıyor. Daha ne insayabiliriz yani? Ya yani burada saatlerce, yüzlerce saat video yapmamız lazım onları bir listelesek. Senin gibi bir bedbaht çıkıyor işte böyle sanki kendisi bunları yapmıyormuş gibi bak onlar nasıl yapıyor falan diye. İşte bizim benim benim sinir olduğum şey o. Yani benim gıcık olduğum o. Sen bunları yaparken netten yavu çıkıyor onu suçluyor, bilmem Kürtlere bomba atıyor diyor. İkiniz de aynısınız kardeşim ya. Sonra da gardrop Atatürkçüleri kadar cumhuriyete zarar veren başka bir kesim olmamıştır diye orada yine bir şeyler söylemiş gardrop Atatürkçüleri. Bir de gardrop Müslümanları var sizin gibi ya. Onları hiç saymıyorsun. Yani görünüşte böyle gö artık o da değil yani görünüşte Müslüman gibi diyeceğim ama Müslüman gibi de gözükmüyorlar. Son yıllarda özellikle sosyal medyada böyle acayip acayip törenler, acayip acayip böyle şeyler uydurdular. Yok işte yeni çocuk sünnet töreni, işte başörtüsü giyme töreni, bilmem ne. Bütün hırsızlarınız, bütün rüşvetçileriniz, bütün sapıklarınızın ağzında bir ayet, bir Kur'an'dan bir sure, Allah, Bismillah, ezanlar susmaz. Bütün hepiniz böylesiniz. Yani gardırop Atatürkçüleri seni rahatsız ediyor ama gardırop Müslümanları seni rahatsız etmiyor. Etmemesi normal. Sen de çünkü o gardırop, gardrobun da kendisisin yani. Hayret bir şey ya. Bak, elin Yemen'i adamlar yapmışlar. Yemen ordusu İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya duyurdu. <laughs> tüm dünyaya. Sen, tamam İsrail'e aç savaş aç da yani Suudi Arabistan <laughs> Arabistan'a savaş aç bence ilk önce. Çünkü Suudi Arabistan seni bombalıyor. Ee, açmış ama adam dediğini yapmış. Bak ümmetin lideri gibi değil yani. Konuşup konuşup şey yapmıyor. Yani en azından adam savaş açmış ya. Bekler etmiş yani. Tamam oraya kadar ulaşacak füzesi bilmem nesi olmayabilir ama en azından niyetini belli etmiş adam. Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebiyle Gazze'li mazlumlara yardım elini uzatıyoruz demiş. Savaş ilan etmiş. <laughs> Hadi bakalım. Zaten Kuzey Kore'de Güney Kore ile hala teknik olarak savaş halinde biliyorsunuz. Yani öyle savaş ilan edince de çok, çok bir şeye ulaşamıyorsun. Senin elindeki ne, onların elindeki ne? Ama saçma sapan şeyler ya. Konuştuğumuz şeylere bak Allah aşkına. Elin yemeni savaşı ilan etmiş. Evet. Sarayın fış fışı. Sarayın fış fışı. Ya öl artık. Diyesiniz gelmiyor mu ya? Valla öl artık ya. Ama Yani öl de artık seninle alakalı burada bir yorum yapmak zorunda kalmayalım. Yani söylediği şeye bak konuşuyor diyor ki Türk milliyetçilerinin alayı Türkçe biliyor diyor. Alayı Türkçe biliyormuş. Kürtler neden Türkçe, Kürtçe konuşmuyor. Bak buradaki milletvekilleri falan diyor. Bunlar bu HDP'liler bilmem ne. Aslında bunlar PKK'lı. Bunlar Kürtçe bile bilmiyorlar diyor. Kürdüm diye geçiniyorlar diyor. Ulan pezevenk. Adam işte, Kürtçe şarkı söylediği için copu kafasına yiyor, gözaltına alınıyor. Kürtçe kitap yazdığı için adamlar gözaltına alınıyor akademisyenler. Bunlara Kürtçe öğretmek için hiçbir... Yani Kürtçe öğrenebilmesi için tüm yolları kapatıyorsunuz. Ondan sonra da niye Kürtçe öğrenmiyor diye sen mi soruyorsun yani? Allah'ın belası. Hayır bir de diyor ki bizim bütün milletvekillerimiz, bütün MHP'liler, ülkücüler hepsi Türkçe biliyor diyor. Türkçe bildiklerini sannediyorlar onlar. Bir yazı yazmaya kalksınlar 50 tane bir paragrafta 50 tane imla hatası yaparlar. Neyi Türkçe biliyorlar? Türkçe biliyormuş. Hıyar yani. Afyon Karahisar Emir Dağı bağlı Güvetçide de ortaokula köyden ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafına gurbetçiler bak bir de yani bir de gurbetçi terörü başlıklı bir şey yapmıştım yazın gurbetçiler geliyor ya böyle işte Almanya ne ki ya işte Türkiye'mizin kıymetini bilir falan diye yapmışlar işte gurbetçiler 19 dizüstü bilgisayar alınarak bağışlanmış arkadaşlar köye. İddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A. bilgisayarlardan 9'unu 4500 euro karşılığında satarak bu parayla <laughs> gitmiş meyhanede pavyonda karılarla yemiş bunu <laughs> diye ve daha, daha, daha farklı bir tanesini yapmış yani. Öyle yapmamış arkadaşlar bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp kaybetmiş. <laughs> ya muhtemelen ben bununla daha çok para kazanmak istiyordum. Okulumuza daha çok getirisi olsun filan diye de bir açıklama yapacaktır. O olmazsa ezanlar susmaz. Falan bayraklar inmez dersin. Bir paylaşım yaparsın. O belki seni kurtarır. Belki. Belki ufak bir ihtimal. Olayın ardından MA'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Şuna bak ya. Yani bu en küçük yapı taşı bu sistemin. Ahlaksız AKP sisteminin en küçük yapı taşı muhtarıdır, okul müdürüdür, işte köy okulu neyse bu bir tane ilçedeki bir ilkokuldaki adam oraya ya zaten bu devletin parası bu zaten hibe edilmişti. Bir şey olmaz ya ben bu hibeden birazını alıp bunları işte satayım. Onunla da işte kumar oynayayım bilmem ne bir şekilde falan. Adam yani bu işte etik midir, değil midir, olur mu öyle şey, işte bir görülür mü bilmem ne. Nasıl cüret edebiliyor değil mi? Ya benim yani sorduğum şey o. Yani nasıl nasıl cüret ediyor da adam bunu? Ben bunu satayım kumar oynayayım hesabı yapıyor. Acayip bir çürümüşlük, acayip bir kokuşmuşluk. Ama çık işte bunlar e, AKP Türkiye'sinde oluyor artık. Coca-Cola Türkiye yılın ilk 9 ayında karını %110 artırarak 7.7 milyar TL net kar elde etti. Bunu kola dökenlere falan göstermek lazım İsrail'i protesto etmek için. Ama bak eğer o son 10 günde İsrail'i protesto etmek için o kola dökenler olmasaydı arkadaşlar kesinlikle Coca-Cola karını 15 milyar TL yapardı yani. Çok büyük bir darbe vurdu o kolayı bilmem neyi gazozları yola dökenler. Yani e, karı yarı yarıya inmiştir. Yani %110 artmış ama eğer onlar kolaları dökmeseydi İsrail'i protesto etmeselerdi Coca-Cola'nın bu seneki ilk 9 ayındaki karı yüzde 250 falan olacaktı yani. 9 ay diyor bu arada. <laughs> Ekim ayını saymamış da olabilirler. Neyse mühim değil. Evet Hümmet'in lideri tweet atıyor. Çok açık ve net söylüyorum. Sen zaten hep çok açık ve net konuşuyorsun. Bugün binlerce gazeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymeti harbiyesi olamaz. Olmaz. Olmaz, olamaz. Evet, biz de onu diyoruz zaten. Sen ülkende o kadar insana zulmederken senin söylediğinin hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi olamaz. Biz senin bu söylediklerini gözümüzle görüyor, kıçımızla dinliyoruz. Aynen yani kıçımı anlat. Yani benim bunu gördüğüm zaman senin gibi bir adamın nasıl bir kıymeti harbiyesi olabilir? Asıl olan zor zamanda konuşmaktır. Emin misin yani başımıza bir şey gelmeyecekse konuşuruz yani. Gelmeyecekse ama zor zamanda hakikatleri bugün dile getirmektir. Evet susan dilsiz şeytandır değil mi? <laughs> İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez demiş. Biz buna inanıyor, buna göre hareket ediyoruz. İnşallah bundan sonra da dik ve kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz demiş. Dik dur eğilme bilmem ne bilmem ne senin de öyle de bir şey vardı. Son dakika yani 16 saat önce son dakikaymış arkadaşlar. TBMM'de kabul edilen yeni kalkınma planı ile dünyanın en büyük 10. ekonomisi olma hedefi 2023 yılından 2053 yılına ertelendi. Yani bu 3 aylık bir erteleme değil fark ettiyseniz. 20 yıllık bir erteleme. Bizim vatandaşlık bilgisi derslerinde falan görüyorduk. Türkiye kalkınma planları yapılıyor. 5 yıllık kalkınma planı yapılıyordu. <laughs> 20 yıl. 20 yıl 2053. Yani diyor, diyorlar ki biz 20 sene beklediniz. 2000'den 2002'den beri bu ülkenin başına çöreklendik. Bir 20 yıl daha versin bekleyin lan. Ne olacak yani? Ama söz veriyoruz yani 2053'te söz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Ee, siz o zaman bize bir dahaki seçimlerde de oy vermeyi ihmal etmeyin söz ya. Söz yani. Uzaya da gideceğiz zaten. Problem yok. 2053'te kesin gireceğiz. Kesin. İlk ona girecekmiş. Girersin. Kabine toplantısı... toplan bunu kaç tane kabine toplantısı yapıyor ya? He, ben farklı haberleri gördüğüm için böyle kafama göre alıyorum. Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Tapulu mülkü gibi görenlere mi? Ulan tapulu üzerine tapulayan ülkeyi Emine teyzenin Bilal'in üstüne tapulayan sensin lan. Ülkenin tüm doğal, doğa üstü, doğa altı, yer altı kaynakları. Herkes kendi yandaşlarınızda peşkeş çekmişsiniz. Bir saray yaptırmışsın kendine. Bütün ormanları yok ediyorsun. Kıyı şeritleri bilmem neler filan. Ulan ülkeyi kendi üzerinize tapuladınız. Dallamalar. Ondan sonra bunu nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. İşte böyle üzerinize böyle tapulacaksınız. Bunu idrak edin. Gösterdi bize. Kadro Atatürkçüleri yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf demokrasi ve ekonomiye mahkum etmişlerdir. Evet evet sen sen geldiğinden beri birinci sınıf ekonomi oldu yani hiç olmadığı kadar enflasyon yüzde %150. Yani işsizlik, bilmem ne, faizden bu demek bunlar evet Atatürkçüler yapmıştı. Bunu siz hiç yapmadınız böyle şeyleri. Evet sarayın fış fışını geçiyorum. Almışım o haberi zaten. Mehmet Şimşek açıkladı. Köprüler, otoyollar, limanlar ve HES'ler özelleştirilecekmiş arkadaşlar. Satıyoruz ülkenin anasını satıyoruz. Para kalmadı ne yapalım her şeyi satacağız. Yani satacağız para gelsin. Yani olmadı yine paramız kalmazsa eğer ne yaparız? Biz o şimdi özelleştiriyoruz ya özelleştirdiğimiz adamın mülküne çökeriz. Elinden alırız bir daha özelleştiririz o da olabilir yani. Yaparız bu da. Yani bugün iyiyiz adamla satarız bize çok iyi bir fiyata ondan sonra işte 3-5 sene geçer mesela biz adamın <laughs> fedacılıkla falan suçlarız adamı o adamın mülküne tekrar çökeriz elinden alırız bir daha satarız o da olabilir. Yani bizde sonuçta yöntem çok satacakmış sat sat her şeyi sat zaten satılacak bir şey kaldı mı ya Türkiye'de ben her şeyi sattılar diye biliyorum yani. Kara, pakl, kara, kara, kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ve Dilan Polat İstanbul'da gözaltına alınmış arkadaşlar. Çok konuşuluyor son günlerde biliyorsunuz. Şimdi bu mevzu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bence e, Türkiye'de bir tane kurban seçiyor bu AKP kendi içinden bir kurban seçiyor bu seçtikleri kurban da bunlar. Ha bunların kurban olması tabii ki yolsuzluk yapmamış olmalarını bilen göstermiyor. Tabii ki bunlar e, bu zenginliğe erişebilmek için acayip acayip yollardan geçmişler. Tüm AKP'liler gibi bugün zenginleşen, son 10 yılda, 15 yılda zenginleşen tüm AKP'liler gibi işte kadının saçma sapan videoları var ya işte şey diyor Süleyman Soylu'yu aramış da böyle valla 3 saatte işimizi halletti yani 3 günü diyor 3 saatte işimizi halletti diyor. Bunlar tabii iç içeydi. Şimdi, şimdi bunların kurban olarak seçmelerinin sebebi son günlerde ara sıra görüyoruz bunu. İşte görüyor musunuz? Biz kimseye göz açtırmıyoruz. Böyle bir intiba oluşturmak toplumda. Biz hukuku işte neyse işte devletimizin çıkarlarını savunuyoruz, koruyoruz. İşte kara para için ne yapılması gerekiyorsa işte biz bunun karşısındayız. Görüyorsunuz bizim sarf ettiğimiz eforu manasında toplumda bir intiba oluşturmaya çalışıyor. Bu kurban öyle bir kurban. Geçenlerde de bir şey olmuştu. Melik Gökçek zamanında o kadar biliyorsunuz yolsuzluk yapıldı. Onunla alakalı ta bir şeyden dolayı bir bir adamı mı, bir müdürü mü ne tutuklamışlar onun hakkında işte şey. Ulan o değil ki yani. Ankara Belediyesi de Melik Gökçe'yi tutuklayacaksın ilk önce. Melik Gökçek'ten itibaren kim bilir orada kaç tane adam var yani. Hiçbirisine bir şey olmuyor orada bir tane adam buluyorlar. O adamı yolsuzlukla suçluyorlar filan. Melik Gökçek de dışarıda geziyor. Hala tweet atıyor büyük harflerle filan Ango herif. Bu en Engin Polat, Dilan Polat olayı da böyle bir şey. Yani bu, bunların seçtiği kurban. Ben öyle görüyorum. Yani yoksa bunun çok büyük bir böyle bir hani Türk ekonomisine çok büyük bir etkisi yok bunu yani. Sen gözaltına almakla bunların malına falan çok Demin dediğim gibi şimdi bunları mesela büyütüyorlar, büyütüyorlar. Şimdi bunların malına çöktüler, çökecekler. Kapı çaldı. Ee, neyse kızım bakar. Gibi gibi düşünüyorum arkadaşlar. Evet şu Hollanda'da bir kız var Karsu diye. Ee, i̇yi aslında sevimli bir kız. Bu tabii medyatik oldu bayağı bir son zamanlarda. Kendisi de Hataylı galiba. Hatay'daki işte deprem sonrası filan. Şimdi bu kız muhtemelen Hollanda'da doğup doğmadığını bilmiyorum ama orada büyümüş, orada yetişmiş, tüm eğitim hayatını orada yapmış, işte müzik eğitimi almış bilmem ne yapmış. Tabii ki bunların hepsini oradaki Hollanda'nın, Hollanda sisteminin kendisine verdiği imkanlar dahilinde. Tabii ki kendisi bir şey yapmamış demiyorum, kendisi de bunun için uğraşmış vesaire bir yerlere gelmiş. Şimdi bu kız 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı için Londra'da bir yere gidiyor. Orada konuşuyor İngilizce bir açıklamada bulunuyor işte. Güzel kardeşim çok güzel oraya gitmişsin 100. yıl Cumhuriyet'in tamam katıl bunların problem yok. Ama işte ne bileyim Atatürk sayesinde bugün olduğum kadın oldum filan. Yani bunlar bunlar boş işler yani. Ve gerek yok yani böyle şeylere. Şimdi ben bunu diyorum ya bunun altına kesin yazarlar şimdi. İşte Atatürk düşmanı bile. Demin Tayyip haberinde Atatürkçülere Laf söylediği için Tayyip'e karşı bir şey söylüyordu mesela o görülmez şimdi bu görülür işte Atatürk düşmanısın falan diyen çıkar şimdi bana çıksın problem değil. Konuları birbirine karıştırıyoruz biz. Yani sen bunu İngilizce anlatıyorsun. Atatürk sayesinde bugün olduğum kadın oldum. E, peki baban e, niye sürgüne gitti? 80'lerde falan bunun babası Türkiye'deki o militer rejimden kaçıp Hollanda'ya gidiyor. Ha yani Atatürk sayesinde sen olduğun kadın oluyorsun ama babanın sürgünün nasıl olur Bunu nasıl yorumlayacağız peki? Bu kimin sayesinde oluyor? Buna da bir, birisinin sayesinde olması lazım. Ne oluyor? Sana bir ayrıcalık mı yapılıyor yani? Bu kız Atatürk sayesinde bilmem ne olsun ama bir sürgünler... Bu TC sayesinde olmuyor mu bu? Oluyor. Yani bu alakası yok. Yani birbirine karıştırma. Bir de orada Sabiha Gökçen'den bilmem neden bahsediyor. Yani Sabiha Gökçen'in bir, yani en sonunda da ne mutlu Türk'üm diyenin. Tamam güzel kardeşim kimse yani şimdi ben onu söylüyorum kesin yazacaklar. Ne mutlu Türk'üm diyene ben bunu söylemiyorum. Tamam Türk olunca böyle mutlu huzurlu olabilirsin yani. Ama bu senin seçtiğin bir şey değil. Yani doğarken biz seçmiyoruz bunu. Ne mutlu Türk'üm diyene Fransız, Japon bilmem ne Ermeni ne olacak onlar mutsuz mu olsunlar? Onlar mutlu olmuyorlar mı? Olma hakları yok mu yani? Herkes desin o zaman ne mutlu Ermeni olana, ne mutlu Arap olana bilmem dedim. Herkes der yani. Bilmiyorum. Bana tuhaf geldi açıkçası. Yani gerek yok böyle şeylere. Yüzüncü yılımız hayırlı olsun, kutlu olsun, mutlu olsun filan. Yani gerek yok yani böyle şeylere. Niye böyle bir şey yapmış? Anlamadım. Ben gideyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle.